Oh, burası kir içinde. Tanrım. Neyse işte oldu. Çok iğrenç. Masanın üstünde terlikler mi? Oh, nihayet biraz dinlenebilirim. Temizlik işi asla bitmez. Biraz uzanayım şöyle. Burada kimse yok mu? Sadece uyuyan güzel var. Süper, işe koyulabilirim. Parti başlasın. Bu da ne? Alice, bunlar da ne böyle? Bütün günümü evi temizlemekle geçirdim. Ve sen mahvettin. Çok üzgünüm. Üzgün olmak yeterli değil. Odana hemen. Sözüm ona 10 dakika kestiriyordum. Yine iş başa döndü. İşte başlıyoruz. Of, ne kadar dağınık. Ne kadar stresli. Bir iki şey daha hallettim mi? Konfeti en kötüsü. Hadi yakala onları, süpürge yakala. İşte başardım. Artık daha fazla çalışamam. Annem uyuyor mu? İşte yine başlıyoruz. Kim var orada? Ders almıyorsun değil mi? Ama çok sessiz gelmiştim. Olmaz. Sadece oynamak istiyorum. Tamam peki. Ama şimdi kuralları koyuyorum. Bu eski tişörtü yeni en sevdiğin oyuncağına dönüştürmekle başlıyoruz. Çünkü kendini kaybettiğinde yoldan şaşmaman lazım. Kelimenin tam anlamıyla. Sana durumu burada göstereyim. Evde olduğunu unutacaksın. Sadece göletin yanından geçiyorsun. Şuraya birkaç güzel kaya. Ve harika ağaçlar da var. Ne kadar hoş oldu değil mi? Şimdi arabanı sürmeye hazır mısın? Hadi. Ay yaşasın. Artık gaza sonuna kadar basıyorum. Nihayet biraz kestirebiliyorum. Bunlar. Bir dakika. Tekerlerin daha büyük olması lazım. Kemerleri bağlayın arkadaşlar. Scooter'a biniyoruz. Biri scooter mı dedi? İşte geliyor. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Pekala kızlar, ben gidiyorum. Hoşça kal babacığım. Kızlar uslu olun, tamam mı? Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Siz ikiniz neden sırıtıyorsunuz? Birazdan çok eğleneceğiz. Hem de çok. Hazır babamız da yok, oyun başlasın. Yaptım işte. Bu çok eğlenceli olacak. Hadi gidelim. Geliyorum. Demek oynamak istiyorlar. O zaman oyunlar başlasın. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Of, bir sürü problem. Sakin ol ufaklık, ben geldim. Ne olmuş yani? Neyi kaçırdım? Söyleyemem. Pekala, o zaman hepsini kendim yaparım. Dikkat et, eğlence başlıyor. İşte budur. Kıskandın mı? Belki biraz. O da ne? Bekle de gör. Oh, müthiş. İkinci aşamaya geçiyoruz. Vay canına. Girin içine bakalım küçük ördekler. Güzel. Çılgın bir şey. Daha fazlasını ister misin? Bugün çok özel bir gün çocuklar. Neden mi? Çünkü tabii ki sevgililer günü. Bugün her şey sevgi, sevgi, sevgi hakkında. Ve size olan sevgimi göstermek için... Yok artık. Çikolata mı? Çok teşekkürler. Bir şey değil. Çikolataya bayılırım. Ve başka neyi çok sevdiğimi biliyor musun? Elbette keçeli kalemlerim. Çok acayipmiş. Gökkuşağındaki her renk var burada. Şimdi pembeyi alıyorum. Bu şey inanılmaz güzel yazıyor. Görüyor musun? Of, öyleymiş gerçekten. Benim hiç böyle kalemlerim yok.
Bende sadece bu kalem var. Ya da belki o bile yoktur. Oo, çok fena. Onun ne kadar çok kalemi var. İşte bitti. Sana yardımcı olabilir miyim? Alabilir miyim? Olmaz. Bunlar sadece bana ait. Yegane sahipleri benim. Bu sizin için öğretmenim. Aa, çok güzelmiş. Al bakalım. Süper. İnanılmaz. Sadece bir tane alacağım. Hey, çek elini, tamam mı? Peki, tamam, anladım. Kazağıma bak. Ay, çok üzüldüm senin adına. Ama henüz ağlamaya başlama. Bu kalemle bile işe yarar bir şeyler yapabilirim. Kırmızı ipliği buradan geçiriyoruz. Sonra ucunu tekrar yerine vidalıyoruz. Ama henüz işimiz bitmedi. Şeritleri bu şekilde yapıştırıyoruz. Sonra hepsini böyle ayırıyoruz. İpi kalem gibi kullanıyoruz. İpliğin nasıl yapıştığını görüyor musun? Neredeyse sihir gibi bir şey. İpi buradan kesiyoruz. Ve işte oldu. Hey, buraya bak. Öğretmenim, bunu sizin için yaptım. Teşekkür ederim Mindy. Rica ederim. Ve pekala, al bakalım. Teşekkürler. Bir şey değil canım. İşte böyle alın çikolata. Mindy buna çok şaşıracak. İşte geliyor. Aa, bunu çıkmamı teklif etmiş. Oh, vay canına. Gerçekten mi? Aynen öyle. Bir dakika, gel buraya. Çocuklar, orada neler oluyor? Kızlar. Ah. Affedersiniz öğretmenim. Not yine dolaşıma çıksın. Oh, evet, biliyorum. Aman tanrım, ne? Ah, pardon. Yeter artık. Burada o kadar ilginç olan şey ne? Bunlar pek sınavla ilgili gözükmüyor. Kalemleri bırakın kızlar. Eğlence bitti. Yeter artık. Ama kalemlerim, hayır. Bu hiç hoş olmadı kanka. Endişelenme. Hala mesaj atabiliyorum. Ama bir saniye. Oo. Paylaşmak ister misin? Vay canına bak. Neyse, boş ver. Onu daha sonra söylerim. Üzgünüm. Sorun yok canım. Her neyse kanka. İşte gidiyor. Bir dakika. Çöp kutusu. İçinde bir sürü yararlı şey var. Yani olabilirdi. Ama işimi görür. Göndermek için önemli bir mesajın var mı? Kaleme ihtiyacın yok. Bunlardan birkaç tane yapabiliyorsun. Güzel. Bunları yapışkan not kağıdının üstüne yapıştırıyoruz. Ve böyle sarıyoruz. Tada! Şimdi uçları boyaya daldırıyoruz. Sıra bu tarafta. Güzel oldu. Ve ıslak kalmaları için bu kapakları yapıyoruz. Tıpkı gerçek bir kalem gibi. Çok güzel yazıyor, değil mi? Ve bir mesaj bu kadar inanılmaz olduğunda teneffüsü beklemiyoruz. Güzel oldu. Al bakalım. Tamam. Yok artık. Amy ile Nick yapışmışlar mı? Sakin ol, çaktırma. Bak, bunu kullandım. Ben de bir deneyeyim. Al, sarı tarafını kullan. Güzel olmuş. İyi ki cevap verebiliyorum. Oh, çok etkilendim doğrusu. Anladın mı? Vay canına. Seni çok net anladım. Pekala kızlar. Kimler acıktı bakayım? Ben. Alın bakalım. Bunu kayda geçirmemiz lazım. Evet, muhteşem gerçekten. Pekala, işim bitti mi? Artık yiyebilir miyiz? Bir saniye. İşte alıyorum. Henüz değil. Alamadın işte. Sana ne Alicia? Oh, çok az kaldı. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hey, henüz değil. Öyle mi? Göreceğiz.
Hayır dedim. Aa, başını belaya soktu. Sosis harikaymış. Tutabiliyorsan tut. İşte alıyorum. Buyun tam harikaymış. Alamıyorsun. Aa, hareket edemiyorum. Aa, çok az kalmıştı. Aa, nihayet. Şu fotoğrafları bir çeksem. Of, çok kötüsün. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bu benim annem. Niye bu kadar beş parasızım? Bu da babam. Bırak onu. Asla olmaz. Bugün benim doğum günüm. Vay canına, bu benim için mi? Küçük kızım için her şeyin en iyisi. Yumuşacık, tam sarılmalık. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler babacığım. Sana bir şey daha aldım. Getirin içeri. Bak, senin için çok lezzetli bir pasta. Pastaya bayılırım. Kim bayılmaz ki, ama hepsi bu değil. Hediyeler. Daha bitmedi. Esas hediye için hazır mısın? Güzel bir şey. Getirin içeri. Vay canına. Biliyorum, kocaman bir şey. Bu nedir ki baba? Selam. Rum rum. Bu senin şoförün. Hadi bakalım. İkinci parti. Acaba annem neler planladı? Merhaba anne. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Sana bir şey aldım. Kendim sardım. Çorabımın diğer teki. Teşekkürler anne. Artık çift oldular. Pastanı da unutmadım tabii. Sen de al anneciğim. Sağ ol tatlım. Çok naziksin. Olmaz. İki yat ve bir de uçak istiyorum. Bay bay. Merhaba baba. Hey! Yardım et. Seni kurtaracağım. İşte yakaladım. Az kalsın yeri boyluyordun. İyi misin? Hayatım gözlerimin önünden geçti bir an. Ne demek şu an ameliyatta? Bana şu an bir doktor lazım. Kızım az evvel travmatik bir şey yaşadı. Tıbbi yardıma ihtiyacım var. Bu insana hayatta neyin önemli olduğunu sorgulatıyor. Yardım için mi aradınız? Vay canına, ne güzel bir hizmet. Kızıma yardım etmeniz lazım. Tamam, şimdi çaresine bakarım. Kendimi daha iyi hisseder miyim? Şimdi seni rahatlatalım. Bu senin ateşini alacak. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Kızım iyi olacak mı? Çok korkuyorum. Işıktan uzak dur. Tamam mı tatlım? Tamam babacığım. Örgü örmek çok rahatlatıcı. Anne, yere düştüm. Eminim çok önemli değildir. Bir bakayım. Aa, olamaz. Bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Bu donmuş sebze torbası iş görür. Yastan şöyle. Soğuk olabilir. İyi gelecek. Şimdi beklememiz lazım. Ben de bu arada örgümü bitireyim. Örgü göründüğünden daha zor bir şey. Tamam, şimdi şu morluğa bir bakalım. Bak, hemen yok olmuş. İşe yaradı. Bu sebzeleri de akşam yemeği için kullanabiliriz. Umarım acıkmışsındır. Hemen uyku zamanı mı geldi? Artık uyuman lazım tatlım. Hadi üstünü güzelce örtelim. İşte oldu. Tatlı rüyalar. Ama ben uyumak istemiyorum. Oyun oynamayı tercih ederim. Sonunda biraz dinlenebileceğim. Umarım televizyonda bir film vardır. Annemin hiç haberi olmayacak. Kumanda çalışmıyor. Pili bitmiş. Tuhaf. Çok eğlenceli. Bu uyumaktan çok daha iyi. Burada neler oluyor bakayım? Bir şeyler doğru görünmüyor. Şöyle sessizce yaklaşayım. Sana uyumanı söylediğimi sanıyordum. Bu ne ya? Tuzağıma düştü. Bana bunu niye yapıyor ki? Bir dakika. Çok komikti. Gir hadi yatağına. Şunu da bana ver. Pillerini alıyorum. Senin şu an uyuman lazım. Artık saçmalık yok. Bu sadece bir şakaydı. Umarım şimdi televizyonu seyredebilirim.
Bakalım neler varmış. Oo, bu güzele benziyor. Çok heyecanlı. Aa! Gözümü ayıramıyorum. Of, olamaz. Ha? Bu da nedir? Aa! Sadece bir balonmuş. Bir dakika. Bu şimdi nereden geldi ki? Ürkütücü bir durum. Demek bu da aptalca bir şaka. Aa! Seni kandırdım. Kabus görmeme sebep olacaksın. Seni yine kandırdığıma inanamıyorum. Gel bakalım buraya. Hadi seyredecek güzel bir şey bulalım. Yani korkunç olmayan bir şey. İyi uykular tatlım. Umarım tek boynuzla hafta paralı rüyalar görürsün. Tamam, artık uyuyabilirsin. İyi geceler baba. Şimdi hızlıca bir oyun oynayayım. Ha? Bu ses de nedir? Tüh ya. Dur bakalım şimdi. O telefonu ben alayım. İyi geceler. Devamını da alayım. Of, peki. Fark etmeyeceğini sanmıştım. Biz de çocuk olduk. Bütün numaraları biliyorum. Bu haksızlık. Acaba bu ne işe yarıyor? Ben çağrıldım demek. Dile benden ne dilersen. İşte bu da hizmetinin karşılığı. Sizinle iş yapmak bir zevkti küçük hanım. Sen iyi misin tatlım? Hayır, bu göründüğü gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim. Seni daha önce de uyarmıştım. Ben buradan kaçar. Fena acıtmıştır. İyi oldu ona. Ve yakışıklı prens prensesi kurtarır. Sonra sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Bana biraz yardım edebilir misiniz? Merhaba anne. Okulda iyi vakit geçirdin mi? Bugün seni çok özledim. Oo, şu pastalara bak. Sevdiğin bir şey var mı? Her tür pastam var. Anne, bir pasta alabilir miyim? Lütfen. Gerçekten güzel görünüyorlar. Bunlara bayılacaksın. Çok tatlılar. Hadi hanımefendi, ufaklığa bir şey alın. Sadece bu kadar var. Hepsi bu mu? Üzgünüm. Ama bu yeterli değil. Lütfen hanımefendi. Şu yüze nasıl hayır diyebilir insan? Paranız sizde kalsın. Al bakalım. Anne bak. Oo, çok üzgünüm tatlım. Baba. Ma, selam. Belki ben yardımcı olabilirim. Sanırım bu yeterli olur. Bir çanta mı? Gerçekten mi? Peki, bir bakalım o zaman. Aman tanrım. Zengin oldum. Hepsini alın. Ben tatile gidiyorum. Kim dondurma istiyordu? Alın bakalım. Ay canına, ne güzel elbise. Keşke benim olsa. Merhaba tatlım, neler oluyor? Ben bu elbiseyi istiyorum baba. Aa, güzelmiş. Burada bekle. Bir fikrim var. Alo. Harika. Şimdi ne istiyor acaba? Alo. Kızım güzel bir elbise istiyor. Onu hemen hallet. Anladın mı? Tabii ki efendim. Vay canına. Şu elbiselere bak. Bir dön bakayım. Bunun renginden pek emin değilim. Bu olmaz. Elimde zevkine uygun bir şeyler olabilir. Bu pırıltılara ne dersin? Olmaz, bu benim tarzım değil. Bu yakışır ama. Hoşuma gitmedi. Hoşuna gidecek bir şeyler olmalı ama. İşte bu güzel. Mükemmel oldu. Kendimi prenses gibi hissediyorum. Vay canına, harika. Yine başardın. Kızımın kitap okuyuşuna bak. Bu elbise çirkin. Vay canına, elbise dediğin budur. Bunun içinde harika görünürüm. Anne, bu elbiseyi alabilir miyim? Ne kadarmış, bir elbise için mi bu? Ama çok güzel değil mi? Buna bütçemiz uygun değil. Başka bir şeyler düşünmem lazım. Belki bu elbiseyi kendim yapabilirim. Yani sonuçta modadan iyi anlayan biriyim ben. Şuraya bir kesik. Biraz bant. İşte gayet güzel görünüyor. Çok güzel olacağım. Şimdi de son dokunuşlar. İşte oldu. Ne düşünüyorsun? Bayıldım anne. Bu tam istediğim şey. Teşekkürler. İşte sonunda buldum o parçayı. Aa, bak bu annem. Merhaba çocuklar. Bir şeyler içmek ister misiniz?
Annen kocaman olmuş. Burası biraz dar yalnız. Umarım susamışsınızdır. Bu bardakların ne kadar ufak olduğunu hep unutuyorum. Şimdi dikkatlice bardağı dolduralım. Aa, olmadı. Kurtar kendini. Ah, onun sorunu ne böyle? Teşekkürler anneciğim. Aa, bir şey değil tatlım. Bir dakika. Sanırım bunu hak ettim. Ebeveyn olmak çok kolaymış gerçekten. Bitti mi artık? Ay canına, şu harika çıkartmalara bak. Bunlardan harika dövme olur. Çok havalı görüneceğim. İşte bununla başlayacağım. Sen neyle oynuyorsun öyle? Aa, sadece bunlarla oynuyorum anneciğim. Aha, peki o zaman. Neyse ki hiç şüphelenmedi. Buraya çok güzel olur. Şuna bak. Üstelik korkutucu iğnelere de gerek yok. Süper, artık bir motosiklet almam lazım. Şimdi bunu biraz renklendirelim. Eva, sen iyi misin? Aa, bu nefis şekerin tadına bakıyordum anneciğim. Gözüm üstünde. Aa, öyle mi? Sen bilirsin o zaman. Nerede kalmıştım ben? Bunu dövmenin üstünde gezdirip gökkuşağı renklerine boyayacağım. Muhteşem oldu. Neler oluyor burada? Aa, anne, ben de yeni şaheserimi besteliyordum. Aa, bir saniye, bunlar ne tatlı? Bunu nasıl yaparsın? Bir dakika anne, bu sadece bir çıkartma. Bak, çıkartma. Çıkartma mı? Evet. Bence sana da çok yakışacak. Güven bana, çıkartma sana asi bir hava katacak. Nasıl görünüyor? Buna bayılacaksın. Ondan pek emin değilim. Bir dakika. Çok güzel olmuşum. Bir anda kendimi capcanlı hissettim. Hadi yapıştır tatlım. Çok beğendin değil mi? Harika bir çiçeğe ne dersin? Çok heyecan verici. Hadi yapıştır, ben hazırım. Şuna bir bak anne. Artık kimse bize bulaşamaz. Artık kendi çıkartma çitemizi kurabiliriz. Vay canına, muhteşem görünüyoruz. Ben geldim. Merhaba canım. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Uzak durun benden. Ne güzel bir gün. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Ben de en iyi arkadaşımla takılıyorum. Dikkat. Of, çok iğrenç oldu. Kakadan güzel bir aksesuar olmaz. Sanırım kusacağım. Ay, çok kötü kokuyor. Bunu temizlememiz gerekiyor. Buldum. Bu yaprağı kullanabilirim. Şimdi şundan kurtulalım. Vay canına, çok fena yapışmış. Belki sallarsak düşer. Sen kıpırdama. Sanki oraya yapışmış gibi. Yapacak tek bir şey var. Anneciğim. Anne. Neden o kakalı oyuncağı yüzüme doğru tutuyorsun? Ver şunu bana bakayım. Ay, çok iğrenç. Barbie ve ben bunu hiç unutmayacağız. Sen bir kahramansın anneciğim. İşte oldu. Hepsi temizlendi. Ama ya tekrar olursa? Barbie'nin ayakkabıya ihtiyacı var. Bir düşünelim. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Biraz yaratıcı olmanın zamanı geldi. Barbie'nin bacağını streç filmle kapatalım. Sıkı sıkı saralım. Bununla bacaklarını kirden koruyacağız. Sonra bu oyun hamurunu Barbie'nin ayaklarına doğru bastırıp parmaklarımızla şekillendiriyoruz. Ve ayakkabı gibi görünmesini sağlıyoruz. Sonra diğer hamurla bu katmanları oluşturuyoruz. Ama işimiz daha bitmedi. Streç filmi ojeyle boyayıp bacaklarının parlamasını istiyoruz. Bak, muhteşem oldular. Sanırım işimiz bitti. Vay canına, bebeğimin ayakkabıları oldu. Muhteşem. Senin tasarımcı olman lazım anneciğim. Hadi bir yürüyelim ve deneyelim. İşte bu, harika görünüyorsun bebeğim. İşte tam Barbie'ye uygun ayakkabılar. Üstelik kıyafetine de çok uydular. Şık oldu gerçekten. Sanırım onun da hoşuna gitti. Bu aklıma bir fikir getirdi anne. Hadi bana da yap bir çift ayakkabı. Bunun başıma geleceği belliydi. Peki o zaman. Daha da olmak bir harika. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Of, güneş ne kadar parlak. Neyse ki hazırlıklı gelmiştim. Böyle güzel oldu. Günaydın tatlım. Merhaba babacığım. Olamaz. Bak, bu bizim otobüsümüz. Ne yapacağız şimdi? Çok kötü oldu. Of, telefon da çekmiyor. Çok fena oldu bu. Sende harita var değil mi? İyi ki akıl ettin tatlım. Gitmemiz gereken yer burası. Sanırım yürümeye başlasak iyi olur. Bu kadar da kötü değil. Neredeyiz biz şu an? Bilmem, hiçbir şey göremiyorum. Böyle daha iyi. Bu taraftan babacığım. Bilemiyorum. Yanlış bir yöne sapmış olabiliriz. Evet. Burada orman olmaması lazımdı. Bekle beni babacığım. Su. Biraz bronzlaşsam iyi olur diyordum ama bu fazla kaçtı sanki. Hadi yürümeye devam etmeliyiz. Yok, bir anda fikrim değişti. Ben çöle dönmek istiyorum. Kurtarın beni Eva. Şimdi kusacağım.
baba, ben gidiyorum. Ah, ne yolculuktu ama. Biraz dinlenmem lazım. Ayaklarım çok acıyor. Ayakkabılarımı çıkarmak çok iyi geldi. Ay yok artık. Ah, o da ne öyle? Neler oluyor? Hey, ben dilenci değilim. Ama bu para hiç fena olmadı. Balon olmaz. Sadece nakit lütfen. Aa, bunu ne yapabilirim ki? Aa, bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Bu balonları kullanabilirim. Yalnız birkaç balona daha ihtiyacım olacak. Aa, buldum. Kırmızıyı alıp üst kısmını kesiyoruz. Tam ihtiyacım olan şey. Diğerini de aynısını yapıyoruz. Aa, çok iyi geldi. İşte bu da sonuncusu. Bunlar ayak parmaklarımı koruyacak. Sanırım artık hazırım. Yolculuğuma devam etme zamanı. Önümde hala uzun bir yol var. Ah, sonunda eve vardım. Ne uzun bir yolculuktu öyle. Ayaklarımı bir baksam iyi olacak. Sanırım balonlar işe yaramışlar. Ay, ne harika bir fikirdi ama. Bir daha onlar olmadan asla evden çıkmam. Babacığım, döndün, başardın. Gördüğüm şeylere inanamazsın Eva. Nihayet evde olduğum için çok mutluyum. Ha, bunlar da ne? Belli ki aklını anneden almışsın. Hadi biraz serinlet beni. Malum çok kötü bir gün geçirdim. Ah. Dinozorların soyunun neden tükendiği belli. Aa, ben öyle olduğunu sanmıyorum. Dişlerimin arasında bir şey var. İğrençmiş. Ben sıkıldım anneciğim. Hadi eğlendir beni. Burada bir şey okuyorum ama Eva. Of, hiç eğlenceli değilsin. Peki, ben yapacak bir şeyler bulurum o zaman. Hey, biraz basket oynayalım. Ya da belki bir futbolcu olabilirim. Eva gole gidiyor ve sanırım biraz daha alıştırma yapmam lazım. O ses de neydi öyle? Neyse, sanırım yanlış duydum. Evet evet, hiçbir şey olmadı. Doğal davranayım en iyisi. Biraz ağırlık çalışsam fena olmaz. Bu dumbbell o kadar da ağır değilmiş. Sanırım bu pek iyi bir fikir değilmiş. Ya, ne yapıyorsun Eva? Hadi şu topu bir dene. Bence onunla oynayabilirsin. Eğlenceli görünüyor. Harika zıplıyor bak. Eyvah, çok erken konuşmuşum. Eyvah, kalk hadi. Bunu gördün mü? Top bana saldırdı. Bir dakika, buna inanamıyorum. Anne, şuna bak. Ne var? Neye bakıyorum ben? Gördüm. Tenis mi oynamak istiyorsun? Ama bizim hiç ekipmanımız yok. Lütfen anneciğim. Burada bir topumuz var. Ellerimizi raket olarak kullanabiliriz. Yok, öyle olmaz, evet. Nasıl yapsak acaba? Belki bu ağı kullanabiliriz. Aklından geçen nedir? Buldum. Bu havuz makarnaları işimizi görür. Birazdan raketlerimiz hazır. Önce makarnayı böyle büküyoruz. Sonra ağı üzerine geçiriyoruz. Yalnız dikkatli olmamız lazım. Aksi halde yırtılabilir. Güzel oluyor bak. Ağı sabitlemek için de bu bantı kullanıyoruz. Bantı makarnaya sarıp yerine güzelce tutturuyoruz. Tenis oynamak isteyen? Harika! Kendime ait bir tenis raketim oldu. Hadi oynayalım. Seni yeneceğim, biliyorsun değil mi? Sen öyle san. Bu an için çok çalıştım. İşte geliyor. Güzel atıştı tatlım. Bence bundan daha iyisini yapabilirsin. İşte geliyor. Nasıl karşıladım ama? Dikkat et anneciğim. Ne güzel yıldızlar uçuyor. Yoksa hemen gece mi oldu? Belki de tenis bana uygun bir spor değildir ama güzel bir atıştı doğrusu. Beni hiç görmedin, tamam mı ufaklık? Bana ne ya? Ne güzel bir akşamüstü. Neredeyse vardım. Merhaba ufaklık. Şimdi ne yapacağım ben? Şu saate bak. Vay. Ya şimdi ya da asla. Hey, kes şunu. Ver şu saati bana. Burada neler oluyor? Aldım işte. Olamaz. Görüşürüz. Sakin ol ufaklık, tamam mı? Hadi gel, sorun yok. Olamaz, onu yine kaybettik. Siz ciddi misiniz? Kız buradaydı şimdi. Hoşça kal. Güzel, her şey yolunda gitti. Özellikle benim için. Güzel elbiseymiş. Ama bunun üstünde biraz değişiklik yapabiliriz. Çatık kaşlarla başlayalım. Ama hepsi bu değil. Bana biraz boş alan lazım. Boşaltın şu masayı bakalım. Uçtu gitti işte. Süper. Saçların her yeri toprak oldu. Ne kadar güzelsin sen öyle. Tatlı bir Barbie meleği gibi. Temizlik zamanı. Merak etme, ben bunların hepsini düzeltirim. İşte oldu. Her yer toprak olmuş. Biraz farklı görünüyorlar değil mi?
Ah, merhaba ufaklık. Burası berbat kokuyor ve bu üstümdeki de ne? Çıkar bizi buradan. Oh, boş versene. Sorun yok tatlım. Bakma sen ona. Aa, demek öyle. Of. Of, çok sıkıldım. Bu oyuncaklar çok eski. Burada yapacak ne var ki? Görünüşe bakılırsa burada sıkışık kaldık. Bence de öyle. Bak. Ah, işte oldu. Şimdi neşen geldi mi biraz? Ha? Of, boş versene. Bu düşündüğümden zor olacak gibi. Cebimde ilginç bir şeyler var mı acaba? Aa, balon mu? Al şunu hadi. Aslında buldum. Megan, bak ne yaptım senin için. Ha? Ay yok artık. Hadi ayağa kalk. Ha, peki. Şimdi kıpırdama. Tamam. İşte oldu. Tam üstüne göre. Vah canına, bu harika bir şey. Bak benim de var. Hadi çarpışmaya başlayalım. Hey, bu ne tatlıymış. Aa! Of, pardon. Çok sert vurdun ama. Of, özür dilerim. Neyse, görüşürüz. Ah, çok aptalca. O çok sıkıcı. Güle güle. Yapacak hiçbir şey yok. Annie, oynamak için bir şeyler mi arıyorsun? Hayır, teşekkürler. Buldum. Şunu izle. Bir torbaya birkaç balon koyuyoruz. Sonra ağzını fermuarla kapatıyoruz. Sonra torbanın havasını alıyoruz. Sanki balonlar iç içe giriyor. Bak, gördün mü? Uf, vay canına, deneyebilir miyim? Yaşasın, bana bak. Havalara uçuyorum. Bunun işe yaradığına sevindim. Bu kadar beni çok güldürüyor. Ay şuna baksana. Çok iyi ya. Aa, burada neler oldu böyle? Neden burayı hiç toplamadın? Of. Eğer ben yapmazsam kimse yapmaz. Annie, artık yeterince izledin. Hey. Yapacak başka işlerin var. Ama ben neden? Peki. Sonuçta burayı sen dağıttın. Tamam o zaman. Buradan başlıyorum. Of, hiçbir şey toplayamıyorum. Hayır hayır, öyle değil. Dur, sana göstereyim. Bak, bunlar birlikte çalışıyor, gördün mü? Çok kolay. Neden sen de denemiyorsun? Böyle mi yani? Toplanın bakalım şimdi. Paraşın içine girin. Güzel. Sizi de aldım. Ne çok şey varmış. Az kaldı ama. Dağınıklık artık yok oldu. Başardım. Aferin sana canım. Ne güzel öğrettim ama. O nasıl bir gazoz öyle? Hey, Barbie mi o? Müthiş. Bu bölüme bayıldım. Ayağım. Her yerde bu aptal Legolar var. Bunları sen mi yere bıraktın? Hey. Ne oldu ki ya? Sorun olan şey bu Legolar. Birazdan toplarım canım. Birazdan mı? Şimdiye ne dersin? Ayağa kalk. Of, peki. Şimdi dedim sana. Vay canına, bu harikaydı. Sen ne diyorsun? Benimle oynamak ister misin? Olmaz, hayır. Neyse ne. Şimdi nerede kalmıştım ben? Çok iyi ya. Pekala, eğlence sona erdi Meg. Bu oyuncakların gitmesi gerekiyor. Şimdi ve hepsi. Çok güçlüymüşsün. İş başa düştü yine. Bir dakika, küçük tavşanımı atma ama. Tavşanın mı? Hayır, lütfen onu atma. Beni izle. Hayır, beni hayır. Yapma. Gel buraya küçük tavşan. Artık benimsin. İşte seni yakaladım. Hadi oradan bir veda öpücüğü ver. Bu da çöpe gidiyor. Kaybedenler kulübüne hoş geldin küçük tavşan. Bunu nasıl yaparsın? Çok kolay oldu. Bu arada bir şey değil. Hadi görüşürüz.
oyuncaklarımın hepsi gitti. Acaba ona bir atıştırmalık mı yapsam? Ay, çok acım. Aa, bu benim için mi? Evet. Teşekkür ederim. Belki de... Aa, buldum. Evet, işte olay bu. Ona kendisi gibi tatlı bir atıştırmalık yapacağım. Burada neler oluyor? Ha, atıştırmalık mı yapıyorsun? Aa, süper. Bir şey değil, sarılmak yok. Çak bakalım. Sanırım ben de bir şeyler hazırlayabilirim. Bu çikolata şovun yıldızı olacak. O nedir? Hiç şüphesiz en güzel atıştırmalık. Kim marshmallow sevmez ki? Ve bu daha başlangıç. Hadi şunu bir bandıralım. Çok güzel görünüyor. Sanırım öyle. Ben de bir düşüneyim. Bir şeyler olmalı burada. Bayat bir Brüksel anası mı? Hey, bana göre olmayacak bir şey değil. Aa, artık günlerin sayılı lahana. Aa, her neyse. Şimdi bunu çikolataya batırıyoruz. Bence güzel görünüyor. Aa, yok artık. Benimki çok daha güzel oldu. Şimdi minik şekerleme zamanı. Hadi hepsini havadan yağdıralım. O çok güzel. Aa, öyle görünüyor. Minik şekerleme demek. Ah, hay aksi. Neyse, sorun yok. Mükemmel oldu. Kırıntıları yakalamak için de bunu takalım. Tada, artık hazır. Benimki de hazır, bak. O zaman en iyi atıştırmalık kazansın. Eh, peki öyle olsun. Ah, canım sıkılıyor. Aynen. Karnı acıkan var mı? Evet. Ha? Sizin için bir sürprizimiz var. Aa, gerçekten mi? Kokusu bir garip. Benimki harika kokuyor. Tadı da çok güzel. Vay canına, çok iyi bu. Çok teşekkürler. Ah, hoşuna gitti demek. Ya sen? Henüz bilmiyorum. Bu da ne böyle? İğrenç sebze bu. Yüz ifade bağ biçilmezdi. Şunun suratını gördün mü? Evet, öğlen yemeğim neredeyse hazır. Of, harika. Kokusu da çok güzel. Şu kötü çocukları tabağa koysam iyi olur. Eminim çok lezzetli oldular. Muhteşem kokuyor. İşte artık gitmeye hazır. Yanında götürmek için muhteşem bir atıştırmalık. İyi ki bu tip şeyleri önceden akıl ediyorum. Ah, bir dakika. Bunu çok erken kabına koydum. Bunları sıcak tutmam lazım. İşte burada sıcak su devreye gidiyor. Ne güzel sıcacık. Bu numara harika işe yarıyor. Ah, tüh, saatimi takmamışım. Şimdi bekliyoruz. Peki. Oh, oldu mu acaba? Evet, zamanı geldi. Artık suya ihtiyacımız yok. Yardımın için çok teşekkürler. İşte şimdi süper oldu. Bu havlu kağıtla suyun fazlasını siliyoruz. Yoksa nuggetlarımız ıslanabilir. Hadi girin içine arkadaşlar. Bakın bunun içi sıcacık. Şimdi hepsi sıcacık kalacaklar. Harika bir numara gerçekten. O nedir öyle? Aa, benim öğle yemeğim tabii ki. Yani benim sıcak öğle yemeğim. Uf, ben unuttum. Çabucak bir şeyleri ayarlasam iyi olur. Sanırım bu olur. Sandviç her zaman işe yarar değil mi? Bu ne kadardır buzdolabında acaba? Pek iyi gözükmüyor. Ama olsun, bence idare eder. Hayır, oraya koyamazsın. Ah, peki. Bir dakika. Bu eski çöp torbasına koyayım. Tamamdır işte. Hayır, olmaz. Ne var? Ah, bu torba çok iğrenç. Bunu kullanma. Ne? Hayır. Of, inanılmaz. Ne var? Ha? Hey, buna ne dersin? Üstelik tam sığdı. Sanki bunun için yaratılmış. Şimdi oldu mu? Ah, pes ediyorum. Bence ne işe yarıyorsa o olur. Bu videoyu yararlı buldun mu? Aşağıda yorumlarını alalım. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutma.
burada kal Teddy. Hemen geleceğim. Elinden gelen bu mu? Al sana. Kazandım sanırım. Şanslıydın işte. Ne yapıyorsunuz? Göründüğü gibi değil. Hey. Burayı düzeltin yoksa. Eğlencenin dozunu biraz kaçırmışız. Kendimi kötü hissettim. Ya çok düşüncesizlik ettik. Ne yapabiliriz biliyorum. Aa, harika fikir yapalım. Nereden başlasak? Hey Gabi, şuna bak. Birkaç plan çizdim. Ha, beğendim. Çok işimiz var ama yapabiliriz. Hadi ama kaybedecek vaktimiz yok. Malzemeleri aldım. Ben de mezurayı aldım. Hadi bakalım. Ölçülerde hassas olmalıyız. Hata yapmamalıyız. Burası doğru. Desterem de yanımda. Ha, lütfen ama ben çözerim. Aa, geride dur. Peki, madem eminsin. Şu an için yıllardır hazırlanıyorum. Ay yok artık. Müthişsin. Ah, bunu çok duyuyorum. Şimdi şu matkabı alalım. Tahtayı yere koyalım. Hizalayalım. Ek noktasında şu köşe benti koyalım. Vidalarla yerine sabitleyelim. El işçiliği çok kolay. İyi gidiyor. Güzel de görünüyor. Daha çok vida lazım. Al bakalım. İşten keyif almaya başladım. Ah, peki sırada ne var? Hey, yakala. Bu ne için? Ödeştik. Gel bakalım. İşte şimdi bittin. Dur. Oyalanacak vaktimiz yok. Hadi hadi. Bunlar da çerçevenin son kısımları. Aferin. Hadi çatı yapalım. Hazır mısın? Kaldır. Tamamdır. Yerleştirelim. Mükemmel oldu. Bu da kule olacak. Gayet iyi gidiyor. Şimdi ne var? Bir şeyler eksik sanki. Evet, duvarlar. Aa, bu biraz zor olabilir. Bana bırak. Şuna ne dersin? Dur biraz. Planımız galiba ters duruyor. Ha, bir dakika. Böyle olmalıymış. Ah, evet, böyle. Tamam, çık hadi. Hadi şunu çerçeveye bağlayalım. Oh, teşekkürler. Hadi bakalım. Bu çivi çakmaktan daha iyi. Evet, çok daha hızlı. Tamam, bitti. Etkilendim. Daha yapacak çok şey var. Hadi hazırlanalım. Burası eğlenceli kısmı. Fırça ne tatlı değil mi? Onu kullanamazsın. Neden olmasın? Olmaz. Şunu kullan. Ah, anladım. Onunla yapsam çok uzun sürerdi. Hop, sakin ol bakalım. Bu boyama işi beni nedense rahatlatıyor. Bu renge de bayılıyorum. Gerçekten dinlendirici. Bu eve tam da uydu. Hiçbir yeri atlamamalıyız. Ah, nasıl görünüyor? Ah, çok tatlı. Bu işte çok iyiyiz. Tamam, biraz daha detay ekleyelim. Bana uyar. Şunu şuraya koyalım. Tuğla gibi duruyor. Eve biraz da karakter katıyorlar. Şu gökkuşağı kemeri de mükemmel. Kıskanmaya başladım. Hadi içeri gidelim. Güzelmiş. Burada yaşardım. Ya da düşündüğüm kadar da rahat değilmiş. E bence de. Buldum. Hemen geliyorum. Buralarda kullanabileceğim bir şey olmalı. Buldum. Şu perdeler işimizi görür. Tatlım, ne yapıyorsun? Kusura bakma ama şunlar lazım. Bir de yastıklar. Gel buraya. Ah, yastık mı? Tam da ihtiyacımız olan şey. İyi düşünmüşsün. Dur bakalım şimdi. Üstünde kırışıklık istemeyiz. Ayrıca düz durması gerekiyor. Bence harikulade iş çıkardın. Şimdi güzel oldu.
Yani tavan hariç. Peki ona ne yapacağız? Buldum. Yastığın içini boşaltabiliriz. Bende de şu led ışıklar vardı. Işıkları tavana koyalım. Kenarlar boyunca yapıştıralım. Sonra da yastık içiyle üstlerini kapatalım. Yumuşacık ve kabarıklar. Vay, haydi ışıkları açalım. Hadi bakalım. Sanki bulutların altında duruyoruz. Çok güzel oldu. Hadi, daha yapacaklarımız var. Ne zor işmiş. Ama dinlenemeyiz. Al şu yastıkları. İçerisi çok rahat olacak. Bu da sonuncusuydu. Üstlerine de bir yatak koyabiliriz. Yukarı atlayacağım. Çok yüksek kaldı. Bana da. Dur, bir düşünelim. Jasmine, buraya gel. Ne? Anladım. Hazır mısın? Peki, tekrar deneyelim. Of, sen kaç kilosun ya? Hanımlara bu sorulmaz. Bu işe yaramayacak. Daha kolay bir yolu olmalı. Bir dakika bekle. Düşünelim. Bu işe yaramaz. Belki bu yarayabilir. İşte bunu arıyordum. Rafları boşaltalım. Buna ihtiyacımız yok. Pardon Hagi Bagi. Sen de gidiyorsun. Hadi işe geri dön. Hiç hoş değildi. Dur, sana bir şey getirdim. Bana mı? Ya. Hemen alamazsın. Önce şunu taşıman lazım. Peki, it. Birazcık daha. Tamamdır, oldu bitti. Anlaşma anlaşmadır. Ver ver. Güle güle. Ne? Uzun hikaye ama şuna bak. Birkaç yastık ve yorgan lazım. Müthiş oldu. Güzel görünüyor. Ya çok tatlı. Şu boş alana da bir şey yapmalıyız. Buldum. Hızlıca bir arama yapmalıyım. Selam, sizin için bir işim var. Çoktan gelmişsiniz. Selam. Yaptığım en iyi eserlerden oluyor. Bakmak yok. Sanatçılar da işlerinde amma titiz. Bayıldım. Bunu hak ettiniz. Kalanı nerede? Gidiyorum. Hey, geri gel. O parayla şu boş tuvalleri alabilirsin. Ne? Sanırım kendi eserlerimizi kendimiz yapacağız. İlk tuvali ben alayım. Biraz pembe boya sürelim. Şöyle güzel eşit fırça darbeleriyle. Tuvali tamamen kaplayalım. Sonra da şu filin resmini keselim. Aynısını diğer tuvaller üzerine başka hayvanlarla yapalım. Ne var? Olamaz. Burası aynı su parkına benziyor. Hadi sen de gir suya. Tamamdır anneciğim. Bak nasıl su fışkırıyor. Su istediğim gibi akıyor. Ve şu baloncuklara bak. Bu su parkı tamamen sana ait tatlım. Pekala, şimdi giriş yapalım. Herkese merhaba. Evet, bunları sizin için hazırladım. Evet, elbette. Evet, doğru. Ne yapıyorsun anneciğim? Gelme buraya tatlım. Neyse, buna göre. Benimle oynamıyor. Merhaba, seni seviyorum anneciğim. Bir dakika. Haksızlık bu. Tamam, evet, haklısınız. Aslında... bunun için üzgünüm. Anne! Şuna bak. Yumuşacık. Gıdıklıyor değil mi anneciğim? Neler karıştırıyorsun orada? Dur! Neyse. Al bakalım. Annemin telefonu. Az önce dediğim gibi. Telefon müthiş. Of ya, olamaz. Hadi beraber oynayalım. Evet, tabii ki, kulağım sizde. Bir saniye. Lütfen burada bir şeyler olsun. İşte bu.
Aa, özür dilerim. Aa, şu tabancaya bak. Eğer o belgeye göz gezdirirseniz. Ah, hadi devam et. Tamam mı? Bir saniye lütfen. Güzel. Dışarı çık bakayım. Oh. Bunun için üzgünüm arkadaşlar. Ah olamaz. Çok utandım. Bunların hepsini bir torbaya sığması şaşırtıcı. Ah çok taze kokuyorlar. Ama her yere su akıyor. Ha, olur böyle şeyler, ne yapalım. İşte halletmem gereken bir dağınıklık daha. Ah. Ah, al şunu bakalım. Ah. Merhaba Cheryl. Evet takla onları hadi. Ah. Hey dikkat et, hepsini aynı anda nasıl yapıyorsun? Keşke bu kabiliyetini daha iyi bir şekilde kullanabilseydi. Ay yok, hiç zorlamamak en iyisi. Bunu bir düşüneyim. İşte böyle olur. Sanırım çok iyi bir fikrim var. Oynarken ben de işe koyulayım. Tek ihtiyacım olan birkaç çıkartma. Tam da uydu. Şimdi sen orada kal, tamam mı? Demek hala oynuyorsun Cheryl. Aha. Aa. Hey ben. Teşekkürler. O zaman başka bir bardak alırım ben de. Ama bu hiç iyi olmadı. Aa, içindeki de nedir bunun? Acaba yine de buna su koyabilir miyim? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Hey, bu şey değişiyor. Minik sevimli bir kedi çıktı. Oh, müthiş. Bunu babama göstermeliyim. Babacığım, babacığım bak bardağın içinde ne var? Vay canına, çok çok güzel. Aa, bunun olacağı hiç aklıma gelmemişti. Günün en sevdiğim öğünü. Bugün bundan bolca kullanacağım. Biraz da bundan ve biraz da tuzlu bir şeyler. Hadi ama. Keşke bir kolum daha olsaydı. Hadi artık. Oh, olamaz. Gevreyim. İşte bu harika. Ah, yine başa döndük. O zaman tekrar deneyelim. İşte oldu. Belki bu şekilde taşırsam. İşte birinci round tamamdır. Oldu. Ah, senin için geri döneceğimi söylemiştim. Artık yemeğe başlayabilir miyim acaba? Açıl. Hadi. Hadi. Ah, daha sıkı tutmam lazım. Of yok. Bugün bir şey beceremiyorum. Hey, bir dakika. Bunlar ok mu? Çevirmeli kapak mıymış bu? Ah, o zaman bu kapağı açtım demek oluyor. İyi ki kimse olan biteni görmedi. Neyse. Öpçüm. Olacak iş değil. Sakinleş, sakinleş. Şimdi biraz yardıma ihtiyacın var. Nerede acaba? Ah, merhaba. Selam. Parayı getirdin mi? Ona gerçekten ihtiyacım var. Ah, evet para para. Lollipop mu? Peki. Hadi zehrini seç. Ben canına ne çok şey var. Ama bana özel bir şey lazım. Ha, işte bu. Peki. Teşekkür ederim. İşte işe koyulabilirim şimdi. Bu evde artık kimse bir şeyler dökmeyecek. Bak ağzını nasıl kapatıyor. Hadi meyve suyu ak bakalım şimdi. İşte olay bu arkadaşlar. Artık ilk ısırığımı alabilirim. Bir an hiç yemeyeceğim sandım. Beklemeye değdi. Şimdi meyve suyu gelsin. Hayat bir anda nasıl kolaylaştı. Evimi tam buraya koyacağım. Buraya bir de arabalarımı getirmem lazım. Merhaba Noah. Bu çok eğlenceli görünüyor. Merhaba anne. Oynamak ister misin? Tabii ki. Şuraya oturayım.
Anne olmaz, evimin üstüne oturdun. Eyvah, bu ses hiç iyi işaret değil. Olamaz. Kazara oldu ama sana daha iyisini yapabilirim. Yani umarım. Bu üç boyutlu kalem çok işe yarayabilir. Acil bir onarıma mı ihtiyacın var? Merak etme, hallederiz. İşe bir ev çizerek başla. Sonra içini üç boyutlu kalem kullanarak doldur. Bu çizim bizim şablonumuz oluyor. Kalemle uzun çizgiler yapıyoruz ve çatının tamamını kaplıyoruz. Çizgileri birbirine yakın tutup aralık bırakmıyoruz. Bu bittiğinde kapıya geçiyoruz ve tabii ki her evin pencereleri olması lazım. Yalnız çizgilerin içinde kalmayı unutmuyoruz. Şimdi sıra duvarlarda. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz. Pencerelerin ve kapının yanlarını dolduruyoruz. Sonra evi kağıttan ayırıyoruz. Şimdi sıra evi inşa etmekte ama bunun için çimentoya ihtiyacımız yok. Evin parçalarını birleştirmek için sadece 3 boyutlu kalem kullanıyoruz. 4 duvarının olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa ev yıkılabilir. Duvarlar inşa edildiğinde evi çeviriyoruz. Şimdi çatısını yapıştırıyoruz ve evin üstüne yerleştiriyoruz. İşte karşımızda yeni bir ev. Noah bak, sana bir şey yaptım. Yeni bir ev mi? Evet, üstelik bir bahçesi de var. Vay canına, bir dakika, buna bir oyuncak bebek lazım. Bebek çok mutlu görünüyor. Sanırım ev hoşuna gitti. Luna Park çok eğlenceliydi. Gerçi atlı karıncadan neredeyse çıkarıyordum. Aa bak, bir arı. Git buradan. Arıları hiç sevmem. Ne? Ben sana ne yaptım ki? Bu lollipop çok güzel görünüyor. Bana da biraz ayır. Şekere bayılırım. Ay olamaz, geri geldi. Hey, dikkatli ol. Yeter ama. Bu artık kişisel bir mesele. Bunu sen istedin. Hedefe kilitlenme başarılı. Gör bakalım şimdi. O eğitimler şimdi gerçekten işe yaradı. Baba! Sen iyi misin? Çok acıyor. Of olamaz bir tanem. Bir dakika, bir şey yapmam lazım. Merak etme, baban onu hemen halleder. Ben şimdi ne yapacağım peki? Yardım ister misin dostum? Vay canına, bu bir mucize. İstediğin bir şey görüyor musun? Bir sürü seçenek varmış. Bir bakalım. İşte bu işe yarar. Teşekkürler. Endişelenme kızım. Babacık günü kurtaracak. Bu iğneyi yerinden çıkaracak. Bunu iğnenin üstüne koyuyorum. Sonra kolu çekiyorum. Ve bu iğneyi emip direkt yerinden çıkarıyor. Başardım babacığım. Sen benim kahramanımsın. Sadece gereğini yaptım tatlım. Eyvah. Sanırım buradan hemen gitmemiz lazım. Koş. Evet, arkanıza bakmadan kaçsanız iyi olur. Ve böylece bütün bu lollipop bana kalır. Aa bak, bir dinozor. Rawr. Hapşi. Hapşi. Aa olamaz. Geliyorum oğlum. Hapşi. Benim zavallı bebeğim. Sen iyi misin tatlım? Sorun nedir şampiyon? Kendimi hasta hissediyorum anne. Hadi o zaman seni ısıtalım. İşte bunun yardımı olacaktır. Yalnız biraz ilaç da alman gerekiyor. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Kocaman aç bakayım. Hayır, istemiyorum. Ama bunu alman lazım. Tatlım, bir şeyler yap hadi. Tamam, buldum. Onun yerine neden bu lollipopu almıyorsun? Hah, seni kandırdım. İlacını içersen bu senin olur. Hadi bakalım. İşe yaramıyor. İlaç içmek istemiyorum. Zor bir işmiş bu. Aa, bir dakika, bir fikrim var. Gaz olsun. Ona gazlı içecek veremeyiz. Bir dakika ama. Boş gazoz kutusuna bir pencere açıyoruz. Yalnız parmaklara dikkat. Bu yeterince büyük. Kestiğimiz parçayı geriye itiyoruz. Sonra bunun içine ilaç şişesini koyuyoruz. Sonra kutunun içine bir pipet sokuyoruz. Ardından pencereyi kapatıyoruz. Çok akıllıca değil mi? Şşt, bu gerçek bir içecek değil. Çok kurnazca. Noah, biraz içmek ister misin? Evet, lütfen. Çok güzelmiş. Aferin oğluma. Birazdan kendini iyi hissedersin. Bunu duydun mu ufaklık? Vay canına, bu içecek çok güzelmiş. Artık kendimi hasta hissetmiyorum. Ne rahatlatıcı bir gün. Vay canına, ne yeteneklisin tatlım. Sağ ol anne.
Ay, bir boşluğu kaçırmışım. Acaba bu sarının tadı nasıl? Şunu bir tadayım. Hayır! Ver onu bana! Çok kötüsün. Çok az kalmıştı. Bunu yemek istediğine inanamıyorum. Ama sanırım bir fikrim var. Önce küçük kek kalıbını alıyoruz. Kalıpların içini kremayla dolduruyoruz. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Neredeyse bitti. Şimdi bunun içine biraz gıda boyası katmam lazım. Kremanın içine biraz boya sıkıyorum. Farklı renkler güzel olacak. Bu sonuncusu. Bu çubuğu renklerle kremayı karıştırmak için kullanıyorum. Gıda boyasının iyice karışmasına dikkat ediyorum. Renkler müthiş görünüyor. Renkler çok canlı oldu. Aynı resim boyasına benziyorlar. Noah buna bayılacak. Sanırım artık hazır. Noah, bak buna. Resim fırçan da işte burada. Teşekkürler anne. Mavi güzel görünüyor. Ve bunu yiyebilirsin de. Gerçekten mi? Evet. Güzelmiş. Acaba şu turuncunun tadı nasıl? Hadi bir dene. Sanırım hoşuna gidecek. Haklıymışsın. Hoşuma gitti. Seveceğini biliyordum benim küçük sanatçım. İyi saklanabiliyor ki. Belki de bu dolabın içindesindir. Dur, kaçma. Seni nihayet buldum. Anneni kucakla bakayım. Senin böyle kaçıp durmanı engellemem gerek. Ve bu oyun parkı tam gereken şey. Bakalım bundan da kaçacak mısın? Keşke daha önce düşünseydim. Artık kitabıma geri dönebilirim. Çok iyi işe yaradı. Pekala tatlım. Aç bakalım ağzını. Hayır, tadı iğrenç. Dişlerini güzel ve temiz tutmalısın canım. Pekala. Tek boynuzlu ata bak. Vay canına. Dur bir bakayım. Bir dakika. Bu bir düş fırçası. Beni kandırdın. Bütün gün bu işte uğraşamam. Buldum. Belki de bu taşlar işe yarayabilir. Bu tiyoda tek gereken süs taşları ve kartona çizilmiş bunun gibi bir resim. Taşlara tutkal sür. Sonra resmin üstüne yapıştır. Dişlerini gösteren gülümsemeler elde edene kadar buna devam et. Taşlara kalemle leke yap. Dişlerini fırçalamayı unutmuş gibi görünüyorlar. Tatlım, bir oyun oynamak ister misin? Dişlerdeki bütün lekeleri temizlememiz gerekiyor. Ay anne, bu dişler nefis. Şimdi tertemiz oldular. Belki de kendi dişlerimi de temizlemeliyim anne. İyi fikir, işte fırçan. Resmim neredeyse bitti. Kalemim kırıldı. Belki yalasam. İşe yaramadı. Bu çok sinir bozucu. Aptal kalem, resmimi bitirmek istiyorum. Dikkat et tatlım. Pembeyi deneyeyim bari. Bu da çizmiyor. Az kaldı çarpıyordu. Yeter ama. Ne oldu? Resmimi bitiremiyorum. Kalemlerim çizmiyor. Bu gerçekten de bir sorun. Acaba bir şey yapabilir miyim? Buldum. Annen her şeyi düzeltecek. Çabuk ol. Bir ıslak mendil al ve katla. Sonra mendili bir parça yapışkan bantın ucuna yerleştir. Mendilin üstüne de bir pamuklu çubuk koy. Sonra da rulo yap. Çubuğun pamuklu uçları dışarıda olmalı. Banda kadar sar ve kes. Şimdi çubuğun pamuklu kısmına renkli mürekkep damlat. Islak mendil mürekkebi emecek. İşte çabuk ve kolay bir kalem. Al tatlım. Vay canına, tekrar resim yapabiliyorum. Sağ ol anne, bu harika.
güneşle çizeceğim. Oh, bu harika canım. Bu çok eğlenceli. Gitme vakti tatlım. Annenin gidip kötü adamları durdurması gerekiyor. Oyuncağı bırak, ceketini giymelisin. Sağ ol anne. Kocaman kız oldun. Hem de ağır. Biri yemek yemeyi seviyor galiba. Bu çok eğlenceli bir oyun anne. Ay, fıtık oldum sanırım. Pekala, çizmelerini giy. Cheryl, gel buraya. Şunun yürümesine bak, ne tatlı. Onu kelepçelesem de ne yapsam? Yok, ben öyle kötü bir anne değilim. Ama aslında... Eller yukarı! Ben masumum, hiç yanlış yapmadım. Aa, tabii, bunu daha önce de duymuştum. Aynen hapse gidiyorsun. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu el baskılarına ihtiyacım var. Onları daire şeklinde kesiyorum. Sonra da duvara yapıştırıyorum. Hey anne, hadi bir oyun oynayalım. Ne dersin, ellerini duvara koyabilir misin? Aa, peki. Bu kolay da anne. Bak yapıyorum. Şimdi ne olacak anne? Orada dur canım. Öyle çok iyi yapıyorsun. Evet, başardın. Sen kazandın. Öyle mi? Evet. Pekala, şimdi hadi gidelim. La la la, temizlik yapmayı gerçek... Ah, telefon geldi. Ah, ne tatlı. Büyük annen bizi ziyarete geliyormuş. Sana da bir hediyesi varmış. Ne kadar heyecan verici değil mi? Uhu, ben geldim. Bu müthiş büyük anne de kim? Ah, selam, gelsene. İşte benim güzel oğlum. Bak, büyük annende ne var? Kocaman çocuk oldun sen. Seni görmek ne güzel. Hadi hediyeyi açalım. Ne düşünüyorsun? Ah, olamaz. Bu doğru değil. Çok üzgünüm. Bu tamamen yanlış oldu. Sorun değil anne. Büyüyünce giyer. Bak, neredeyse oluyor. Harikalar. Bak. Onlarla yürümeyi bir denesene. Tamam, ona biraz büyük olabilirler. Ama ben beğendim. Bir dakika. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Şu kağıdın üstünde dur canım. Ayağının çevresini çiziyorum. İşte böyle uslu çocuk. Şimdi ayak izini kesip çıkarıyorum. Hey anne, bunu al. Bununla ne yapacağım? Ha, anladım. Bu boyda ayakkabılar istiyorum. Torunum için. Bir dakika. Sanırım bunlar olur. Şunu bir deneyelim. Tam numarası. Bunları alıyorum. Ah, teşekkürler. İyi günler. Tamam tatlım, büyük annen bu sefer doğru büyüklükteki ayakkabıları aldı. Onları bir deneyelim mi? Sol ayağını ver bakayım. Bağcıklarını da bağlayalım. Böyle çok daha iyi. Çok sevindim. Bir insanın nasıl bu kadar çok pop iti olabilir? Bunlar da kalanı. Sanırım hepsi bu kadar. Ay, neredeyse unutuyordum. Gir bakalım şuraya. Şunun üstünü kapatayım. Sanırım hazırız. Gelebilirsin. Oh, bu da ne? Ne çok pop iti var. Bu gözlüğe ihtiyacın olacak. Teşekkürler. Simple Temple'ı bul bakalım hadi. Bu harika. Zaman geçiyor, çabuk. Ah, bu zamana karşı yarış buralarda bir yerde olmalı. Hadi hadi hadi. Bulamıyorum, bir dakika. Buldum anne, başardım. İşte benim kızım. Aferin. Seninle gurur duyuyorum. Hadi şimdi biraz eğlenelim. Sen dünyanın en iyi annesisin.
İşte lezzetleri, iştelerin tatlım. Unutma, hepsini yemen gerekiyor. Bana güvenebilirsin babacığım. Bunu yapmaya hazır mısın Dolly? Vay canına, harika dans ediyorsun. Çok zarifsin. Keşke ben de böyle dans edebilsem. Nasıl başın dönmüyor senin? Sanırım bu kadar yeter. Seni izlemek bile beni acıktırdı. Nefise, çok güzelmiş bu işteler. Pekala Dolly, sıra sende. Hadi dönmeye devam et. Nihayet eve geldim. Müthiş bir maçtı gerçekten. Şimdi dinlenmem lazım. Önce şu ayakkabılardan kurtulayım. Çok iyi geldi. Artık biraz kestirebilirim. Bir dakika, peynir kokusu mu bu? Burun deliklerim yandı resmen. Sanırım sebebini buldum. Bu çorapları çıkartmalıyız. Annesinin bunu görmemesi lazım. Yok artık, şaka mı bu? Böceğin ne işi var burada? Evcil hayvana izin yok demiştim sana. Kim bilir bunun altında neler bulacağım. Bu daha da kötüymüş. İğrenç. Nasıl oldu ki bu? Doğrusu hiç öğrenmek istemiyorum. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Hadi sen benimle geliyorsun. Bu çorabın içini sabunla doldurdum. Betty'nin ayaklarını bu sabunun içine daldıracağım. Daha sonra temizlenip durulanmaları için bu plastik botu kullanacağım. Umarım su yeterince ılıktır. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi yatağa dönüyoruz. Vay canına, ne güzel temizlenmişler. Tek bir leke yok. Şimdi üstünü güzelce örtelim, tamamdır. İyi uykular tatlım. Ne gündü ama. Hadi şuradan çıkalım. Şedevi uyandırma sakın. Artık oyun zamanı. Hadi yapalım şunu. Hayır, öyle yapma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bırak da istediğim gibi oynayayım. Dikkat et. Yaşasın, başardık. Çok harika. Bu harika bir şey. Çok eğleniyorum. Düşünme beni sakın. Vay canına, o da dönüyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bence yapmamalıyız. Yoksa yapalım mı? Hadi, çok eğlenceli olacak. Bir de neler olduğunu hiç anlamayacak. Bence biraz yenilenme ihtiyacı var. Yıldızlar pırıl pırıl parlamasını sağlayacak. Vay canına, harika bir iş çıkardık. Aferin bize. Hadi, gece daha yeni başlıyor. Artık yola çıkıyoruz. Bunu hep yapmak istemişimdir. Sıkı tutun. Yalnız ben biraz zorlanabilirim. Sonuçta benim sürücü ehliyetim yok. Bir dakika, bunu şimdi mi söylüyorsun? Aman tanrım, bu harika bir şey. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Hadi gaza bas. Sen daha hiçbir şey görmedin. İşte ben de bundan bahsediyordum. Neredeyse kusacağım ama diğer yandan bayıldım. Gecenin bitmesini hiç istemiyorum. Artık yatağa dönsek iyi olur. Evet, ben de çok yoruldum. Eskisi kadar genç değilim. Bütün gece eğlendiğimiz zamanları hatırlıyor musun? Evet, ne güzel zamanlardı. Sabah mı olmuş? Çok acayip rüyalar gördüm. Rüyamda oyuncak bebeklerimin canlandığını gördüm. Bir dakika, ne? Dün gece neler oldu? Herhalde bir rüyaydı değil mi? Ben neden bahsediyorum? Tabii ki öyleydi. Şunları yıkayıp çıkarsam iyi olacak. Koş, koş, koş. Hayır, paz verme. Neden böyle oynuyorlar ki? Merhaba baba, hadi oynayalım. Şimdi olmaz tatlım, bu maç çok önemli. Hadi ama seninle hiç oynamıyoruz. Havayı görüyor musun? Dışarı çıkamayız, fırtına var. Olamaz. Ben de bunu dört gözle bekliyordum. Üzgün ufaklık, belki bir dahaki sefere. Gol kaçırdık. Ama maç yüzünden benimle daha az vakit geçiriyor. Bu haksızlık, sanırım yine duvarla oynayacağım. Güzel yakaladım. Baba şuna bak. Betty'yi vuruyor ve ıskalıyor. Dikkat et. O an canına, zor bir atıştı. Bunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi pas ver, koş. Hayır. Kesin bir yerleri şişecek. Ne oldu böyle? Havadan uçan bir şey hatırlıyorum ve sonra boom. Bir dakika, şuranın haline bak. Buna inanamıyorum. Betty, bunu sen mi yaptın? Annen bu işe çok kızacak. Her yeri mahvetmişsin. Betty burada değil ki. Bir dahaki sefere dışarıda oyna. Hava hala berbat. Ama sorun değil. Bu şemsiyeyi kullanabilirsin. Belki de kullanamazsın. Bu çöpe gidiyor. Bir dakika, harika bir fikrim var. Orada beni bekle. Yalnız birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Makas. Dur ya, bakalım, iyi şanslar. Umarım işe yarar. Şimdi bant, derhal. Geliyor babacığım, devam et. Bence bu işimizi görür. Vay canına, muhteşem oldu. Hadi bunu bir dene. Ne güzel olmuş.
Aynı şeyleri giydik bak. Oynamaya hazır mısın? Hem de nasıl? Hadi o zaman. Ah, çalışmaktan nefret ediyorum. Çok sıkıcı. Evet, evliliğinden nefret ediyorum. Sanırım hiç bitmeyecek. Saat kaç oldu? Harika, artık resmen tatildeyiz. Bunların hepsi çöpe gidiyor. Ve bu aptal gömleği de artık giymeme gerek kalmadı. Oh, böyle çok daha iyi. Nihayet istediklerimi giyebilirim. Benimle geliyor musun Betty? Ben de bunu söylemeni umuyordum. Hoşça kalın evvel evliliğim. Ben de üniformayı çıkardığım için çok mutluyum. Hiç benim tarzıma uygun değildi zaten. Bütün gün bu anı bekliyordum. Çok heyecanlıyım. Artık bunlara ihtiyacım yok. Nasıl görünüyorum? Aa, çantamı hazırlasam iyi olacak. Gerekli şeyleri aldım. Tatiller abur cubursuz olmaz. Hele ki bir sürü krem çikolatasız asla olmaz. Kesinlikle haklısın. Sanırım ben hazırım. Bir saniye, neredeyse unutuyordum. Sen de benimle geliyorsun Teddy. Ha? Ne dedin? Şortun mu yok? Ah, onu ben çoktan düşünmüştüm. Şuna bak, sana çok yakışacak. Beğendin mi? Umarım hepsi sığar. Biraz sıkıştırmam lazım. Ah, neredeyse oldu. Teddy, biraz nefesini tutsan nasıl olur? Hadi gir şuraya. Yok, olmuyor. Bir saniye. Acaba hangi kıyafetlerimi alsam? Babamın bavulunda bir sürü yer var. Harika. Teddy, sakın çaktırma. Ne diyorsun? Bence çok rahat görünüyor. Hadi gir bakalım. Sen kilo falan mı aldın böyle? İşte oldu. Eyvah, ben şuraya geçeyim. En iyisi hepsini alayım. Teddy'nin benim bavulumda ne işi var? Hiç bilmiyorum babacığım. Hadi gidelim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Teddy'yi bu torbaya koyup ağzını kapatacağım. Şimdi bir elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. İşin bu kısmına bayılıyorum. Torbanın içindeki havayı emmek için süpürgeyi kullanacağız. Bak, gittikçe ufalıyor. Artık çantana sığması lazım. Hadi bir deneyelim. Vay canına, sihir gibi bir şey. İşte tamamen sığdı. Sanırım her şeyi aldık. Hadi gidelim, uçağa yetişmemiz lazım. Hey, eminim bunlarla bir omlet yapabilirim. Dada! Uf, peki ya bu? Bir yumurta daha geliyor. Uf, geriye tek şansım kaldı. Ay, yarı tatlım. Ha, sopayı hemen indir. Pekala, bu yumurtaları görüyor musun? Kabukları tavanın dışına alıyoruz. Alıştırma yaptıkça ustalaşırsın. Of, bu okul sonrası atıştırmalıkları çok yavan. Ah, sıkıcı. Hey, neden şuraya bakmıyoruz? Annem sürekli buraya bir şeyler stoklar, gördün mü? Bak. Bu şey bu sabah kesinlikle burada değildi. Hadi mideye indirelim şunu. Acaba kaç dilim çıkar? Dikkatli ol, tamam mı? Kaşıklar. Gömül. Harika olacak. Oh, çok güzeldi değil mi? Bir dakika, altında bir not var. Annenin pastası. Oh, biz ne yaptık? Belki biz de bir pasta yapabiliriz. Marshmallowlar işe yarar mı acaba? Çikolata da olursa olabilir. Tabağın içine kare çikolatalardan koyuyoruz. Sonra üstüne dev marshmallowları yerleştiriyoruz. Sonra bunları fırına atıyoruz. Birazdan görüşürüz. Böyle görünmeye başladığında artık çıkarabiliriz. Dikkatli ol, çok sıcak. Of, şu güzelliğe bak. Annem buna bayılacak. Aa, eve geldi. Aa! Merhaba tatlım. Ah, demek doğum günümü hatırladın. Al bunu kullan. Vay canına, ne yaratıcı bir şey. Erimiş bir güzellik. Çok akıcı ve sıcak. Nefis. Oh, tadında yaz esintileri var. Sen dünyanın en iyi çocuğu musun? Nesin? Aşkım. Oh, yaşasana. Şimdi ben de tadına bakmaya can atıyorum. Limonata 5 sent. Daha yenisi kaldı. Hadi gelip alın. Merhaba. Herkese çok var. Hadi gelin. Ah, demek çok susadınız. Afiyet olsun. Aha, canına rüzgar gibi geçti. Tek bir damla bile kalmamış. Aa, şimdi ne satacağım?
Ne oldu? Limonatam tamamen bitti. Oo, bu hiç iyi olmamış. Ama bu sefer farklı bir meyve suyu deneyebilirsin. Bu karpuzu görüyor musun? Bunu doğruca kabuğuna batırıyoruz. Sonra geri çekiyoruz. İşte kendimize bir çeşme deliği açtık, gördün mü? Bu aleti şimdi buraya sokuyoruz. Ve işte hazır. Yerine tam oturdu. Şimdi bir bıçakla üstten kare bir parça kesiyoruz. Sonra bu blender'ı daldırıp karpuzu meyve suyuna dönüştürüyoruz. Bütün suyu buradan görebilirsin. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Bir bardak karpuz suyu lütfen. Bundan daha ferahlatıcı bir şey olamaz. Ve bu da bunca iş sonrası benim ödülüm. Şimdi ilanımızı değiştirmeliyiz. İşte oldu. Tamam, artık müşterileri karşılamaya hazırız. Herkes için meyve suyumuz var. Of, iyi ki örtü bu kadar büyükmüş. Kanepeye yeni bir görünüm kazandırdı, gördün mü? Evet, güzel. Vay canına. Sorun yok, şimdi bütün ışığı engelleyeceğim. 3 boyutlu film sezonu resmen başlamıştır. Harika. Hayır, söndür. Böyle daha iyi. Galiba kızın başı belada ha. Patlamış mısır için sağ ol baba. Ne? Bu ne böyle? Betty, niye buruşturdun öyle yüzünü? Tuzlu mu? Sen de amma seçicisin. Film gecesi tamamen mahvoldu. Of ya, peki tatlı bir şeyler ister misin? Hayır. Peki o zaman. Her zaman yiyecek konusunda mızmızlanır zaten. O zaman ben de özel bir patlamış mısır yaparım. Ben de bu sefer mikrodalga yerine mısırları tavada pişireceğim. Ancak bu da ilk aşaması. Tatlıyı çok sevdiği için içine karamel de atacağım. Şimdi ateşin sicini yapmasını bekliyoruz. Şimdiden olmaya başladı. Yağlar nasıl sıçrıyor. Demek yaptığım işe yarıyor. Çar çabuk patlamış mısırlarımız oldu. Hazır işte. Ya da karamelli mısır mı desek. Çok da güzel kokuyor. Hey Betty. Uykuya mı dalmış hemen? Yazık. Sanırım bunların hepsi bana kalıyor. Çok güzel. Of, bu şey nasıl açılıyor? Of, mıncık mıncık oldu. Ne tüyleymiş. Kedi yalamak gibi bir şey bu. Ama bunu kesersen belki daha iyi olur. Ama bütün meyveyi heba ediyorum. Geriye yiyecek bir şey kalmıyor ki. Çok kötü oldu. Olmuyor işte. Ben dünyanın en kötü aşçısıyım. Tatlım, orada neler oluyor öyle? Ağlıyor musun sen? Bu kivi benden nefret ediyor. Ama bunu halledebiliriz. Bir düşüneyim. Bunu gördün mü? Bıçağı alıp böyle kesiyorsun. Sonra bu yarıyı tekrar ikiye bölüyoruz. Aynısını diğer yarısıyla da yapıyoruz. Sonra meyvesinden ayrılana kadar kabuğunu bardağın kenarından aşağıya bastırıyoruz. Meyve kısmı doğruca bardağın içine düşüyor. Hepsi bu, gördün mü? Anne, sen bir meyve kesme dahisin sisisin. Vay canına, bu şey ne kayganmış. Neyse, sorun yok. Ama belki bir çatal kullanman daha iyi olur. Tada! Peki. Teşekkür ederim. Çok güzelim. Sen benim küçük kivimsin tatlım. Al bakalım David. Bu bir tabak tozu çamura benziyor. Hadi ama bu senin için yararlı. Hadi bir dene. Bilemiyorum anne. İğrenç. Bunu yemem ben. Çamurlu su biriketisine benziyor. Peki ya şu pastaya ne dersin? Canım aslında tam ondan istiyor. Üstü de ne güzel kaplanmış. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Buldum. Sen portakalı hep sevmişsindir.
Aa, bu yine de pasta gibi olmaz ki anne. Hayır teşekkürler. Belki verebileceğim başka bir şey vardır. Bol proteinli yoğurt mu? Hmm, baksana ne vereceğim David. Of bilemiyorum. Onu sevdiğimi sanmıyorum. Bir dakika. Sanırım daha iyi bir fikrim var. Sadece biraz hazırlık gerektiriyor. Portakalları soyuyoruz. Sonra bunları ahşap şiş geçiriyoruz. Bunun gibi büyük bir bardağın içine koyuyoruz. Şimdi de sevdiğin yoğurdu içine bolca döküyoruz. Meyve sayesinde tadı artık harika olacak. Üstüne istersen farklı tatlar da ekleyebilirsin. Bardak neredeyse doldu. Sonra bunu bir süre dondurucuya koyuyoruz. Ve yarım saat sonra muhteşem bir atıştırmalığın oluyor. Sadece bardağın içinden çıkarıp çubuğunu da çekiyoruz. Bak o olmasa da atıştırmalığımız dağılmıyor. Daha sonra dilimleri ayırıyoruz. Ah çok harika olmadı mı? Hiç şeker katmadan müthiş bir tatlımız oldu. Bu benim kahvaltım mı şimdi? İşte olay bu. Kokusu harika. Eminim bunları 2 saniyede patlatabilirim. Markete mi gittin? Ve sana en sevdiğin şeyi aldım. Yani vanilyalı dondurma. Bir bakalım başka neler almışım. Benim için önemli olan tek şey bu. Ama böyle yumuşak mı oluyordu bu? Ah, dondurma çorbasına dönmüş bu. Of olamaz. Of lütfen ağlama. Dur onu halledeceğim hemen. Hey oyuncağını kullanabilir miyim? Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Oyuncağın çukurlarına sevdiğimiz kuru yemişleri koyuyoruz üstüne. Dondurmayı da döküyoruz. İstediğin dondurma olur. Ama hepsinin üstü tamamen kaplanmalı. Mükemmel. Şimdi bunu dökülmemesi için dikkatlice dondurucuya koyuyoruz. Şimdi 10 dakika bekliyoruz. İşte oldu. Sonra alıp ters çevirerek tabağa koyuyoruz. Bak. Ah, bu muhteşem bir şey babacığım. Aa, dur. Bir dakika. En iyi kısmını unutuyordum. Az kalsın. Çikolata sosunu seversin değil mi? İşte al bakalım. Aslan babam. Galiba bütün fındıkları kullanmışım. Ah, bana hiç kalmamış. Ağzımın içinde sanki parti var. Ah, ne güzel, afiyet olsun. Biliyorum, artık mutlaka bir gün öğle yemeğine gitmemiz lazım. Tatlım çok uzun zaman oldu. Anne ayakkabımın bağı çözülmüş. Bağlamam lazım. Önümüzdeki haftaya ne diyorsun? Çevi. Tamam iyi fikir, bir saniye. Hadi gidelim tatlım. Ne? Beni nereye götürüyorsun? İşte başardım, kendi başıma bağladım. Anne, nereye gittin ki? Saçlarımı kestirmem lazım. Anne ben sıkıldım. Şekerleme. Öf boşmuş. Biraz eğlenmek istiyorum. Vay canına. Ben de dilimi böyle dışarı çıkarabilirim bak. Hmm, bu güzel olmadı. Oo, bu neymiş? İlginç bir şeye benziyor. Vay canına. İçinde ne olduğunu merak ettim. Ay, şuna bak. Bunları üstüme yapıştıracağım. Bir tane de buraya koyacağım. Bu çok harika. Dövmeye benziyorlar. Çok harika görünüyorum. Ah, nereye gitti bu? Liam! Ah, geliyorum anne. Ne düşünüyorsun? Ah, sen ne yaptın bakayım? Böyle dışarı çıkamazsın. Bantların hepsini çıkarmamız lazım. Of hayır acıyor. Gel buraya. Buna vaktimiz yok. Derhal geri dön. Bunun için fazla yaşlıyım. Liam hemen buraya gel diyorum. Olmaz beni zorlayamazsın. Otur bakayım şuraya. Ver şu kolunu. Sanırım bunu nasıl halledebileceğimi biliyorum. Ve tamamen acısız olarak bir kulak temizleme çubuğunu vazeline batırıyorum. Bunu bantın üstüne süreceğim. Artık bantı yerinden çıkarabiliriz. İşte hiç fena olmadı değil mi?
Ha? Nereye gitti bu? Şimdi sıra diğerinde. Artık güzel yüzünü görebiliyorum. Tamam, hadi gidelim. Birini görmedi. Şşş, aramızda kalsın. Çok güzelsin bebeğim. Al bakalım şekerlemeleri. Çıkmadan evvel tuvalete girmene gerek yok, değil mi? Hayır. Hadi gidelim. Tamam tamam. Bir saniye. Hem bu çok eğlenceli. Ah, ormanda olmak çok güzel. Uzaklara gitme tatlım. Aa, bu ne güzel. Onu almam lazım. İşte aldı. Kokusu ne güzel. Eyvah, çişim geldi. Baba, baba, acil bir durumumuz var. Ah, biliyordum. Tamam, gel benimle. Acele et. Buralarda bir yerde çalılık falan olması lazım. Burası çok iyi. Hem doğanın tadını çıkarabilirsin işini hallederken. Hayatta olmaz. Peki, o zaman bir düşünelim. Ha, buldum. İzle beni. Nerede bu? Baba ya. Hadi bakalım. Şaka mı bu? Hayır. Düşün, hadi düşün. Ha, bu ciddi bir durum. İşte bu işe yarayabilir. Tamam, bir dakika. Bu kovayı bagaja koyacağım. Ve kapağı klozet kapağı gibi iş görecek. Hadi bakalım, tahtın seni bekliyor. Tam zamanında. Bu battaniyeyi yukarı kaldırıp seni saklayacağım. Baba olarak yine sıradan bir gün. Oh, eyvah. Hadi bir an önce hallet işini. La 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 la. Eyvah. Arabayı yıkadın. Tembelce bir gün gibisi yok gerçekten. Of, hava çok sıcak. Selam. Şu karnımızı da içeri çekelim. Orada olmalıydın, şuna bak. Kimse bu saçlara karşı koyamaz. Merhaba hanımlar. ne komik. Klasik hareketler. Bana mı güldü onlar? Olamaz. Uf, hep böyle oluyor. Neyse, ben işime döneyim. İyice temizleyip parlatmam lazım. İşte tek bir leke bile kalmadı. Güzel iş çıkardım. Gayet güzel oldu. Okula gitmek için hazırım baba. Atla bakalım tatlım. Tamam, hadi gideyim babacığım. Önce biraz müzik açalım, değil mi? Bu şarkıya bayılıyorum. La 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 la. Olamaz. Sen ne yapıyorsun? Ay pardon. Arabayı daha yeni yıkadım. Ama yine de biraz dans edebilirim. Ben az önce ne dedim? Pekala, sakince nefes alıp ver. Yoga derslerini hatırla. Bir dakika, bir fikrim var. Bu tişört bütün sorunu çözecek. Bunu başlıktan geçirip koltuğa giydireceğim. Şimdi istediğin gibi dans edebilirsin tatlım. Sağ ol babacığım. La 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 la. La 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 la. Hadi gidelim o zaman. Püf püf, çekilin şuradan bakayım. Üstüne biraz sinek kovucu sıkmam lazım. Olmaz, çok gerici bir şey o. Nereye gidiyorsun? Uf, neyse, en azından denedim. Beni yakalayamazsın ki. Burası şekerlemelerimi yemek için güzel bir nokta. Aha, ne ilginç bir kitap. Çok güzel. Olamaz. Gidin buradan. Anne. Beni rahat bırakın. O Liam mıydı? Neyse, herhalde önemli değildir. Kurtar beni. Alın bakalım. Şimdi iyice kızdılar. Anne, bana yardım etmelisin.
Aa, her yanı bu sivrisinekler sardı. Çok kötüler. Endişelenme tatlım, ne yapacağımı biliyorum. Birkaç damla bundan damlatmamız lazım. Bunu bilekliğine damlatacağız. Bu sivrisinekleri uzak tutacaktır. Seni artık rahatsız etmezler. Şimdi öp bakalım anneyi. Ay dur şimdi, sivrisineklerden intikam almalıyım. İşte döndüm ve bu artık şahsi bir mesele. Hey hey hey, alın bakalım. Merhaba Sunny. Harika bir şey görmek ister misin? Merhaba babacığım. Tabii olur. Şuna bir bak. Çok güzel değil mi? Bunu nasıl yaptın? Ay ne gösteriyor ama. Bu beceri sadece bana ait değil yalnız. Oh, ben de denemek istiyorum. Bana da ver. Hazır mısın? İşte baloncuklar geliyor. Yok artık. Bu gördüğüm en harika şey. Pat pat pat. Yaşasın. Dahası da var. Patlat hepsini tatlım. Oh, çok güzel. Al bakalım. Sen de dene. Oh, büyük sorumluluk bu. Şunun uçuşuna bak. Bunu bütün gün yapabilirim. Bunu nasıl yapıyor? Aa, bir dakika. Baloncuklar poposundan çıkıyormuş. Aa, bu çok çılgınca. Bunu ben de yapabilirim. Görmek ister misin? Aa, ne? Hayır, yok artık. Yapma sakın Sani. Ay, çok geç. Seni uyarmaya çalıştım. Ah, nasılsa hepimiz yapıyoruz o işi. Sanırım bu işi ufaklığa bıraksam daha iyi olur. O kadar da kötü kokmuyor. Aa, ne demezsin. Anne şu çizime bak. Ha, yeri benimkine bak. Vay canına, ikiniz de çok yeteneklisiniz. Evde iki harika sanatçımız var. Aha. Bravo, şaheserler bunlar. Bir bakayım şunlara. Teşekkürler tatlım. Vay canına, hiç böyle bir şey gördünüz mü? Bu resimler duvara asılmayı hak ediyor. Onları her gün görmek istiyorum. Hadi anneme sürpriz yapalım. İyi fikir. Bu çizime bayılacak. Bu şimdiye kadar çizdiğim en güzel şey. Devam et. Sırada ne var? Masa tabii ki. Of, çok sıkıcı. Marketten döndüm. Ne? Ne oldu burada? Merhaba anneciğim. Olamaz, benim güzel evim. Her yer mahvolmuş. Siz ne yaptınız böyle? Ah, neler oluyor? Bu bir felaket. Buna inanamıyorum. Benim... Ne? Aa, bir fikrim var. Evet, bu streç filmi kullanabilirim. Bununla bütün sorunu halledeceğim. İşe girişsem iyi olur. Tüm yüzeyleri streç filmle kaplıyoruz. Bu film koruyucu bir bariyer görevi görecek. Duvarları bile bu filmle kaplıyoruz. Artık duvarlara ve masaya çizim yapabilirsiniz. Tuzak olmasın bu? Boş ver, ben başlıyorum. Müthiş oluyor her yer. Ben maviyi çok seviyorum. Yaşasın. Şurayı da boş geçmeyelim. Ha? Biri bir şey mi dedi? Herhalde yanlış duydum. Bugün müthiş bir gün. Keşke hiç bitmese. Şuna bak anneciğim. Harika çiziyorsun tatlım. Burayı tekrar dekore etmeme gerek kalmadı. Hey, burada bir şey mi değiştirdik biz? Bu hoşuma gitti. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil ufaklık. Sen annelerin en iyisisin. Benim boyalarım nerede? Harika atıştı Sunny. Unutma, sakince vuruyorsun. İşte bu kadar. Tek seferde girdi deliğe. Şallalallallallalla. Vay canına, ne çok seyircimiz var. Şimdi solo zamanı. Hadi yakalan bakalım minik balık. Bir dakika, ısırdı galiba. Hadi çevir kolu. Benimle mücadele ediyor. Elim sende. Of, çok formsuzum. Buraya gel hadi. Benim oturmam lazım. Eskisi kadar genç değilim. Ben çok eğleniyordum ama. Sorun yok. Hadi bunu giy babacığım. Ben sadece seni izleyeceğim. Ne? Hadi ama. Orada öylece oturma. Baba, hadi bir şeyler yap. Bana biraz izin ver kızım. Ama baba. Bir dakika. Onun dikkatini dağıtmam lazım. Bu da ne? İlginç görünüyor. Bunu tam buraya koyup ayarlama yapıyoruz. Şimdi kalemleri yerine yerleştirelim. İşte artık hazır. Ama bana bir model lazım.
Ah, işte bu olabilir. Diski buraya koyuyoruz. Sonra istediğimiz görüntüyü bulana kadar döndürüyoruz. Hayır, bu olmaz. Başka bir disk deneyeyim. Acaba bunda neler var? Vay canına, şuna bak. Bu hayvandan çok sevimli. İşte istediğim bu. Işıkları kapatsam iyi olacak. Tek gereken resmin üzerinden geçmem. Çok kolay oluyor. Harika bir şey çıkacak. Noktaları boş bırakıyoruz. Şimdi onların da içini doldurabiliriz. Yalnız dışarı taşımak yok. Şimdi de dış çizgilerini hallediyoruz. Çok şirin oldu. İşte hepsi bitti. Muhteşem oldu. Baba, şuna bak. Ağırım sen. Of baba, uyan hadi. Ne yapalım? Demek güzellik uykusuna ihtiyacı var. Şimdi başka bir şey çizeceğim. Aa, bu bir fil olur. Yalnız fil çizmek zor olabilir. Ne ilginç bir kitap. Merhaba tatlım, çocuklar oynuyor. Şunlara bak. Eğlenceli bir oyun oynamak ister misiniz? Ben bu oyuna temizlik diyorum. Bence çok hoşunuza gidecek. Bu pek eğlenceli görünmüyor. Eyvah. Bir şey yere düştü. Uf, şu dağınıklığa bak. Sana tabak kullanmanı söylemiştim babacığım. Benim işim asla bitmez. Bu işten nefret ettim. Ben dişçi olmak istiyorum. İşimiz bitti mi bizim? Hiç bitmiyor ki sanki. Bir de bana sor. Az laf, çok iş. Hadi bakalım. Nasıl görünüyor burası? Bir saniye. Eskisi gibi dağınık burası. Ne yapıyorsunuz siz? Bu işi hiç planladığım gibi gitmedi. Bir saniye. Sanırım bir planım var. Şu bantı kullanabilirim. Evet, bu işe yarayabilir. Çocuklar, şimdi kımıldamayın. Üzgünüz anneciğim. Sorun ne? Kollarınızı açın. Güvenin bana. Bantı elinizin çevresine sarıyoruz. Aynen böyle. Neler oluyor şu an? Sonunda kafayı sıyırdı galiba. Söz veriyorum, çok eğleneceksiniz. Şimdi bantı vücudunuza sarıyoruz. Kımıldamayın bakayım. Birazdan biter. Sadece yapışkan tarafın dışarı dönük olması lazım. Sanırım artık hazırız. Şimdi ne olacak? Bantı oyuncaklarınızın üstüne bastırıyorsunuz. Tamamdır anneciğim, hadi o zaman. Hey, şuna bakar mısın? Her şeyi topluyor. Anneciğim sen bir daha iyisin. Bu çok zevkli bir işmiş. Sanki gelecekte yaşamak gibi. Film çok iyi gidiyor. Başım dönmeye başladı. Bak, hepsini topladım. Bu da ne? Yaşasın, zengin oldum. Bu iş hoşuma gitmeye başladı. Şunların hepsini toplayayım. Şuna bak. Şimdi tekrar bir döneyim. Vay canına, ne çok yapışmış. Şunlara bir bak. Bunları da aldım. Her yer tertemiz olmuş. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Çok çalıştınız. Bence artık bir atıştırmalı hak ettiniz. Süper olmuş. Bir dakika. Benim bıyım nerede? Bunu mu arıyorsun? Geri ver onu bakayım bana. Zaten tıraş olman gerekiyordu. Senin ebeveynlerin ne gibi tüyolar kullanıyorlar? Aşağıda yorumlarını alalım. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha faydalı videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.